Değerli dostlar, değerli eş başkanım, milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisinden arkadaşlar, Ankara İl Örgütü'nden yöneticilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün yine arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın, milletvekillerimizin rehin olduğu, rehin olmaya devam ettiği bir grup toplantımızı daha açıyoruz. Ve bu konuda hala yargı iktidarın sopası olmaya, hukukun bir aracı olmaya devam ediyor. Dün Muş milletvekilimiz Burcu Çelik yine hukuksuz bir kararla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı maalesef. Hukuku artık siyasi iktidar bir ayak bağı olarak görüyor. Yargıyı hegemonyası altına almış ve bunu ilan etmekten hiçbir sakınca duymayan iktidar, kendisine muhalif olan herkesi bir cezalandırma seferberliği başlatmış durumdadır. Burcu Çelik şahsında, Muş milletvekilimiz Burcu Çelik şahsında tüm bir halkın iradesinin teslim alınmak istenmesi ve halkın cezalandırılmasıdır aslında karşılaştığımız mesele. Dün aynı şekilde Mardin milletvekilimiz Gülsel Yıldırım'ın da Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası 19 Nisan'a ertelendi. Bu da yargının ne kadar acelesi olduğunu, cezalandırmak için almış oldukları talimatları yerine getirmek için hiçbir talimatı ıskalamadıklarını da gözler önüne seriyor. Fakat şu bilinmelidir ki bizler nerede olursak olalım halkımızı temsil etmeye ve bildiğimiz doğruları her yerde söylemeye devam edeceğiz. Buradan tüm hapishanelerde bulunan başta milletvekillerimiz, eş başkanlarımız, belediye eş başkanlarımız olmak üzere tüm siyasi tutsakları selamlamak istiyorum. Hepsini selamlıyorum. Bugün ayrıca hatırlarsınız 7 Haziran seçimlerinden 2 gün önce Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 5 Haziran'da bir katliam girişimi olmuştu. Diyarbakır mitingimizde bomba patlamıştı ve bugün onun davası görülecek. Saat 14'te Sincan'da görülecek. Diyarbakır'daki HDP mitingine yönelik bombalı saldırının üzerinden neredeyse 3 yıl geçti ancak hala adalet tecelli etmedi. Milletvekillerini hızla cezalandırmaya çalışan bir yargı var karşımızda ama katliam girişimine dair adaletin gecikmesi ve bu konuda soruşturmanın, kovuşturmanın sürüncemede bırakılması da bilinçli bir politikanın ürünüdür. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılar hala faillerin cezalandırılmasını bekliyor. Saldırıda yaşamını yitirenleri saygıyla tekrar anmak istiyorum ve adil bir yargılamanın gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Bunu bekliyoruz. Bu peşini bırakmayacağız. Son olarak bugün aramızda olan Alevi Derneği Ankara Şube Yöneticileri Hülya Fırat, Besi Güder, İsmail Alber, ayrıca Dersim Derneği yöneticileri Yaşar Kulavuz, Zeynep Bara ve diğer konuklarımızı tekrar saygıyla selamlamak istiyorum. Dersim Dayanışma Kurulu kurucusu Celal Turna da aramızda. Hepsine hoş geldiniz, sefa getirdiniz demek istiyorum. Sağ olun. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Sezai Temelli'yi kürsüye davet etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli konuklar, değerli basın emekçileri, sevgili milletvekili arkadaşlarım. Peki, tekrar başlıyoruz. Değerli konuklar, değerli basın emekçileri, sevgili milletvekili arkadaşlarım, MYK'mızdan, parti meclisimizden, Ankara İl Örgütümüzden, grup toplantımıza gelen tüm arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle cezaevlerinde bulunan binlerce tutsak yoldaşıma da buradan sevgilerimi, saygılarımı yollamak istiyorum. Evet, cezaevlerindeki
bu tutsak yoldaşlarımız bildiğiniz gibi bir suçları olduğu için orada değiller. Bir sevdaları olduğu için oradalar ve onlar için de mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, cezaevlerinde kötü muamele sürüyor. Cezaevlerinde işkence sürüyor. Adalet Bakanlığı'nı defalarca uyarmamıza rağmen bu konuda hiçbir tedbir, hiçbir önlem almıyorlar. Hiçbir soruşturma da açmıyorlar. Cezaevlerindeki son duruma dair baktığımızda aslında bu yaşananlar AKP iktidarının bir cezaevi siyasetidir. Bu cezaevi siyaseti 16 yıllık aslında o geçmişiyle malumdur. Bakın AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de cezaevlerinde 55 bin kişi varmış. Bugün 230 bin kişi var. AKP 16 yıl boyunca sadece cezaevi nüfusunu arttırmakla kalmamış. Bugün Türkiye'de adli kontrol şartı dediğimiz serbest denetimlik meselesinde yaklaşık 490 bin kişi ya imza atıyor ya yurt dışına çıkamıyor. Bazen haftada bir, bazen haftada iki. Yani memleket cezaevi olmuş durumda. Ve bu giderek yaygınlaşmakta. Tam da bu noktada yetkililer, bakanlar açıklama yapıyor. Yatırım yapıyoruz diye. 38 tane cezaevi yapmakla bu yatırımla övünüyorlar. Evet, cezaevi yatırımıyla övünen iktidarların nasıl iktidar olduğu bugün ortadadır. O iktidarlara faşist iktidar denir. Bugünkü iktidarda faşizmi kurumsallaştırırken cezaevi yatırımlarıyla bunu hayata geçiriyor. Tabii sadece bununla da kalmıyor. 5 Nisan 2015 tarihinden beri Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit artık bugün yaygınlaşmıştır. Artık bugün memleketin her yerinde tecrit koşulları hakim hale gelmeye başlamıştır. Ülke bir kuşatma altında tecrit koşullarında yaşamaya zorlanmaktadır. Bu tecrit aslında demokrasiye bir tecrittir. Bu tecrit barışa bir tecrittir. Bugün yaşadığımız bu olayların nerede başladı diye bir yanıtını ararsak bunun başladığı yer 5 Nisan 2015'tir. İmralı tecritidir. İmralı'ya tecrit uygulamak bir savaş politikasıdır. İmralı'ya tecrit uygulamak faşizmin kurumsallaştırılmasıdır. Bakın bunun yaygınlaştığı, ne hale geldiğini cezaevi örneklerinde verdiğim gibi yine bir başka örnekle yine size sunayım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz savaşa hayır dedikleri için tutuklandılar. Bugün cezaevlerinde 70 bin öğrenci var. Birçok ilçeden daha fazla nüfus, birçok üniversiteden daha fazla öğrenci bugün cezaevlerinde. Ve bu biraz önce bahsettiğim gibi 16 yıldır devam eden bir siyasetin sonucu, bir savaş politikasının, bir baskı rejiminin sonucu buralara geldi. Ve bu cezaevindeki öğrencilerimizin birçoğu 12 yıl, 16 yıl gibi hüküm almış durumdalar. İşte tam da bu anlamıyla bu cezaevi politikası sistematik bir AKP politikasıdır. Bu politikaya karşı da mücadelemizi yükseltmek ve tüm tutsaklarımızın özgür kalmasını sağlayana kadar da çalışmalarımızı aralıksız sürdürme kararlılığındayız. Evet, savaş politikaları. Artık bu iktidarın vazgeçilemediği, gündeminden çıkaramadığı bir politikadır. Bugün Suriye'de yaşananlar bunu bütün çıplaklığıyla bize anlatmaktadır. Dün gece kimyasal silahla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısını izledik. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir karar çıkartmaya çalışması, karar çıkmazsa da Suriye'deki savaşa müdahil olacağını açıklaması. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kimyasal silahla ilgili olarak Trump'la görüşmesi, kimyasal silah kullanımı varsa müdahale edilmesine yönelik çağrı yapması. Tabii bu görüşmeyi yaparken araya da şunu sıkıştırıyor. Bu insani hassasiyetin yüksekliğini anlamamız için çok önemli. Gümrük vergileri mevzusunu da arada bahsediyor. Yani bu Suriye'deki insanların, ölen insanların değerini anlamamız açısından
Çok önemli, çok önemli açıklayıcı bir not. Yani siz oraya hassasiyetinizi belirtiyorsunuz. Kimyasal silah kullanıldı, bu konuda tedbir alınsın diye telefon açıyorsunuz. Araya da çelik endüstrisiyle ilgili gümrük muafiyeti istiyorsunuz. Bu nasıl bir hassasiyet? Sizin gözyaşlarınız timsah gözyaşlarıdır. Kaldı ki kimyasal silah kullanıp kullanıldığını henüz bilmiyoruz. Ama daha önce kullanıldığını biliyoruz. Kimyasal silahın bu kimyalarını kimin gönderdiğini de biliyoruz. Bu kimyasal silahın kimyalarının nereden gittiğinin belgeleri de var. Günü geldiğinde bu belgelerle aslında bütün dünya aydınlanacak. Günü geldiğinde bu kimyasalları oraya yollayanlar da yargılanacak. Emperyal heveslerle hareket eden bugünkü iktidar, Suriye Savaşı'nın aslında sonlanması, Suriye'de çözüme kavuşulması yönünde adım atmıyor. Tam tersine, savaş politikasını yükselterek kendi iktidarının yolunun buradan geçmesi için çaba harcıyor. İnsanlar kimyasalla ölmesin ama topla tüfekle ölsün mü? İnsanlar hava saldırılarında ölünce meşru, kimyasalla ölünce mi meşru değil? O yüzlerce hava saldırısı düzenlediğinizde o kadar çocuk öldü, hiç kimse bu konuda kılını kıpırdatmadı. Şimdi kimyasalla ölünce siz çağrı yapıyorsunuz. Çocuklar ne kimyasalla ölsün, ne bombayla ölsün, ne kurşunla ölsün. Sevgili arkadaşlarım, Afrin meselesi en az Guta meselesi kadar, Duma meselesi kadar önemli bir meseledir. Afrin meselesine yaklaşımınızla Guta meselesine yaklaşımınız arasındaki fark aslında sizin zihniyetinizi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Evet, Afrin'den çıkın diyoruz. Afrin, Afrinlilerindir diyoruz. Geçen gün bunu Lavrov da söyledi. Halbuki siz bir üçlü olarak bir araya gelmiştiniz. Bir şeyin pazarlığını yapmıştınız, işi halletmiştiniz. Ama Lavrov bunu söyleyince Trump'ı arıyorsunuz. Bu nasıl bir siyaset? Bu ne kadar itibarsız bir siyaset? Bu nasıl bir dış politika? Çünkü bu dış politika aslında buradaki seçim hesaplarına endeksli bir dış politika. Yoksa Suriye halklarının geleceğini düşünen bir dış politika değil. Suriye'de demokratik çözümden bahsediyorlar. Suriye'de demokratik çözümden bahsedenler ÖSO'nun talanını yağmasını görmezden geliyorlar. Bir de ÖSO komutanlarını ödüllendiriyorlar. Bu yağma talan bütün dünyanın gözü önünde sürerken, Afrinliler yerinden yurdundan edilirken aslında Suriye'deki demokratik çözümün nasıl imkansızlaştırıldığını da izlemiş oluyoruz. Bu IŞİD artıkları, ÖSO'cuları alıp bir an önce Suriye'den çıkın. Bir an önce herkes Suriye'den çıksın. Suriye'nin çözümü Suriye halklarının özgür iradesiyle ancak mümkün olabilir. Suriyeliler diye bir şey yok. Suriye'de yaşayan halklar var. Kürt halkı var, Ezidi halkı var, Arap halkı var, Süryaniler var, Ermeniler var. Yani Suriyeliler aslında halkların bir arada yaşadığı bir coğrafyanın adı. Ve bu coğrafyadaki çözümü de ancak halklar sağlayabilir. Onların demokrasi mücadeleleri sağlayabilir. Yoksa sizin emperyal heveslerle gidip oralara yerleşmeniz, ÖSO'cuları oraya taşımanızla Suriye'de çözüm olmaz. Geçen gün diyor ki Suriye'de huzur olmadan Türkiye'de huzur olmaz. E huzuru bozan sensin. Bunu tersten okuduğumuzda Suriye'de huzuru bozan da sensin. Türkiye'de huzuru bozan da sensin. Suriye'den çıktığın gibi Türkiye'de de iktidardan gideceksin ki ancak o zaman huzur gelsin. Bu kayyumcular o kadar akıllarını kayyumla bozmuşlar ki Suriye'ye vali atıyor. Kaymakam atıyor, vali atıyor. Kendilerini bundan alamıyorlar. Hızlarını alamıyorlar. Mecliste meclis başkanı bile kendini kayyum olarak atıyor. Mithat Hoca meclisi yönetiyor. Beğenmiyorlar. Bir bakıyorsunuz meclis başkanı koşa koşa gelmiş. Kendini kayyum etmiş. Bu kayyumcu zihniyet.
Bu zihniyetten kurtulamıyorlar. Bu kayyumcu akılla her şeyi halledebileceklerini sanıyorlar. Halledemediklerinin sonuçlarını da aslında çok kısa sürede yaşıyorlar. Bakın hani üçlü. Bu üçlü meselesi de ilginç bir rakam. Hep üçü bir araya getirme gibi bir stratejileri de var. Hani Yeni Kapı üçlüsü, sonra bir de Akkuyu üçlüsü, değil mi? Ruhani geliyor, Suriye üçlüsü. Böyle bir üçlü metaforu var, ortada dolaşıyor. Bu Akkuyu meselesi, bu İran ruhani geldi, Putin geldi, bir üçlü oluşturdular ve savaş politikalarının devamı konusundaki bu üçlü aslında Akkuyu meselesiyle de birlikte gündeme geldi. Bildiğiniz gibi tam 20 milyar dolarlık bir projedir Akkuyu. Akkuyu'yu yapan firma Çernobil'i yapan firmadır. Akkuyu'yu yapan firma, Çernobil'i yapan firmaysa Çernobil'de başımıza gelenin Akkuyu'da başımıza gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Kaldı ki bu firma henüz mali sorunları da çözmüş değil. Kaldı ki Akkuyu fay hattında. Kaldı ki Akkuyu'da Mersin'de yaşayanlar bu nükleer santrali istemiyor. Ama kimse ne Mersinlileri Akkuyuluları dinliyor, kimse bu türden Türkiye'nin enerji politikalarına ya da Türkiye'nin bu risklerine dikkat ediyor. Varsa yoksa işte bu kayyum zihniyeti. Yani özgür insanların iradelerine ipotek koyma. Kayyum budur. Bugün meclis başkanı kendini kayyum yapıyor. Yarın bir bakıyorsunuz Mersinlilerin, Akkuyuluların siyasi iradelerine ipotek konuyor. Birkaç gün sonra belki de Sinop, belki de İğneada'da bu meseleleri yaşayacağız. Tabii bu savaş politikalarının bir sonucu olduğu kadar yolsuzluk ekonomisinin de bir sonucu. Yine aynı zihniyet. Birkaç hafta önce Afrin'le ilgili konuşurken orada inşaat sektörünün gelişmesi için fırsatların doğduğunu söylemişti. Geçen hafta da öğrendik ki Afrin serbest bölge olacakmış. Ben size söyleyeyim. Afrin serbest bölge olmayacak. Afrin özgür bir bölge olacak. Özgür. Suriye'nin geleceğine karar verecek olan Suriye halkları Suriye'nin her yerini özgürleştirecekler. Ve sizin de bu hevesleriniz kursağınızda kalacak. Bu savaş politikalarıyla ayakta duramayacaksınız. Savaş politikaları savaşın sürdüğü, açık savaşın sürdüğü yerlerde sürmüyor. Savaş politikaları artık her yerde. Bunu da ısrarla dile getiriyoruz. Bakın silahlanma yarışını izliyorsunuz. Artık önüne geçilemez bir silahlanma furyası var. En son muhtarları gördük. Muhtarlar teorik eğitimi tamamladılar Beştepe'de. Şimdi sahaya çıktılar. Ellerinde silahlar, atış talimi yapıyorlar. Neyin hazırlığı bu? Yoksa 696 sayılı kanun hükmünde kararnamede yazdığınız şeyi muhtarlarla mı başlatıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz? 200 mermiyi, 1000 mermiyi neden çıkartıyorsunuz? Neyin hazırlığı bu diye ısrarla sormaya devam edeceğiz. Çünkü bu silahlanma yarışının nelere mal olduğu aslında geçen hafta birlikte yaşadık. Eskişehir Üniversitesi'nde yaşanan olaydan bahsediyorum. Bakın 10 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuşuyor. O camiadan dostlarınız, arkadaşlarınız olabilir. Ben diyorum ki bunları ifşa edin, savcılıklara bildirin. Bu bir vatanseverlik borcudur. Eskişehir, Volkan Bayar, bu katil 103 akademisyeni ihbar etmiş. FETÖ'cü diye. Bu 103 akademisyeni mağdur etmiş. Bunların içinde cezaevine düşen, mahkum olanlar var. İlginç bir şey. Volkan Bayar Eskişehir'de bu işi yaparken, belinde silahla üniversitede dolaşırken Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç hiç oralı değil.
Fakat Engin Dinç, Hrant Dink öldürülürken de hiç oralı değil. Çünkü Trabzon İstihbarat Daire Başkanı. Ve bu insan Hrant Dink davasından yargılanıyor. 22 yılla yargılanıyor. 22 yılla yargılanan bir insan Eskişehir'de emniyet müdürü. Ve Volkan Bayar Eskişehir'de 4 kişiyi katledebiliyor. Bu silahlanmanın da ötesinde aslında nasıl bir yönetim anlayışının giderek hakim kılındığını da teşhir ediyor. Volkan Bayar'dan rahatsız olan, mağdur olan, şikayetçi olan öğretim üyeleri, öğretim elemanları var. Defalarca rektöre dilekçe veriyorlar. Bu konunun ele alınmasını istiyorlar. Soruşturma açılmasını istiyorlar. Rektör de hiç oralı değil. Çünkü bu üniversitelerin rektörleri de kayyumdur. Bu üniversitelerin rektörleri de seçilerek değil, atanarak oraya gelmişlerdir. Dolayısıyla o emre itaat ettikleri için de 4 tane akademisyenin cenazesini de kaldırıp gayet de hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam etmektedirler. Buradan söylüyoruz. Rektörü biz de istifaya çağırıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bu savaş, militarizm, silahlanma, bunun diğer ayağı da tabii ekonomi. Yolsuzluk ekonomisi diyorduk, şimdi artık talan ekonomisi diyebiliriz. Dün herkes demokrasi konusunda gelişmeleri beklerken bir teşvik paketi, bir talan paketi daha açıklandı. İyi bir törenle açıklandı. Törende Başbakanlık'ta çalışan Binali Yıldırım önce söz aldı. Binali Yıldırım paketten haberi yok. Anlaşılan o. Çünkü Endüstri 4.0 devriminden bahsetti. Bu paketle Endüstri 4.0'ı yakalayabileceğini söyledi. Binali Bey ya Endüstri 4.0'ı bilmiyor ya paketi bilmiyor. Ben iyi niyetle yaklaşıyorum, paketi bilmiyor diyorum. Çünkü zaten Başbakanlık kayyumu da atanmış durumda. Çünkü İbrahim Kalın bir gün önce paket hakkında çok daha ayrıntılı bilgi verdi ama Başbakan'ın haberi yok. O hala Endüstri 4.0 diye konuşuyor. Ama Endüstri 4.0 devrimi olmadı. Fakat Binali Bey üzülmesin. Tam o sırada Euro 5.0 devrimi oldu. Bu finans devrimi devam ediyor. Şirketlere yönelik bir teşvik paketi. 19 şirket. 19 şirkete 23 teşvik. Hatta teşviklerin bir kısmı önceden kullandırılmaya başlanmış bile. Bu teşvikler hangi sektörlere yansıyacak diye baktığınızda bunun 4.0'la falan bir alakası yok. Bunun endüstriyel gelişmelerle de bir alakası yok. Bu bildiğiniz kayırmacılık. Bu bildiğiniz organize bir talan paketi. Bu kaynakları bu şirketlere aktardığınızda iktisaden beklentilere bakıyoruz. Cari işlem açığı 19 milyar dolar azalacakmış. Yani siz 135 milyar lira teşvik vereceksiniz. Bu 19 şirket öyle bir mucize yaratacak ki cari açık 100 milyar azalacak. E azalt zaten para sende. Niye bu 19 şirketle bu kaynakları çarçur ediyorsun? Eğer bunun yöntemi buysa azalt. 35 bin kişiye istihdam yaratacakmış. 5 milyon işsiz var Türkiye'de. 35 bin ne ki? Dolaylı yolla bu 135 bine çıkarmış. Evet, bunun aslında nasıl bir talan olduğunu bu teşvik paketinde görüyoruz. Peki nereden bulacaklar bu 135 milyarı? Şimdi gazetecilik yapan arkadaşlar vardı eskiden. Onlar gazetecilik ceketlerini çıkardılar. AKP'de işe girdiler. Ama gazetecilik yaparken biz ne zaman işçiler, emekçiler, köylüler, esnaf için bir paket açıklasak, seçim bildirgelerimizde ne zaman Türkiye'de bir sosyal politika konusunda adım atsak, bize sordukları ilk soru kaynağı nereden bulacaksınız? Sorsanız da şimdi kaynağı nereden bulacağını. Kaynağın yeri belli. Ama bunu sormaya cesaret edecek gazeteci kalmadı. Kaynak aslında bizim vergilerimiz.
bu ülkenin haysiyetli vatandaşlarının, onurlu vatandaşlarının, emekçilerinin, çiftçilerinin, köylülerinin ödediği vergiler. Zaten pakete bakıyorsunuz, paket baştan sona vergi istisnası, muafiyeti bunlarla dolu. Yani diyor ki, ben almam gereken 135 milyar vergiyi almayacağım. Bunu almadığım gibi bu şirketlere bunu teşvik olarak yansıtacağım. Peki sonra ne olacak? Şimdi anladık ki KDV istisnası ile ilgili madde meclisten neden apar topar çekilmiş? Bunu da şimdi çok iyi anlıyoruz. Çünkü bunun da kimlere istisna getirecek, kimlere getirmeyeceğine ben karar vereceğim diyor. Şimdi bu talanın bir maliyeti vardır. Kim ödeyecek bunu? Bunu çok yakında göreceğiz. Zamlarla hepimiz ödeyeceğiz. Gelen yeni vergilerle hepimiz ödeyeceğiz. Yani emekçiler ödeyecek, çiftçiler ödeyecek, işçiler ödeyecek, doktorlar ödeyecek, öğretmenler ödeyecek. Bu maliyetin toplumsallaştırılmasıdır. Şimdi tutturulan yol budur. Bu talan teşvik adı altında, çünkü bildiğiniz gibi AKP iktidarı çok uzun süredir teşvik paketleri yayınlıyor. Artık bu kaçıncı teşvik, ipin ucu kaçtı. Hiçbirinin bu ülke ekonomisine bir yararı olmadı. Tam tersine iktisadi sorunlar arttı, büyüdü, yoksulluk yaygınlaştı, işsizlik yaygınlaştı, enflasyon çifhaneli, işsizlik çifhaneli, bir de zenginler çifhaneli. Tabii bütün bunları yaparken kurda düşme bekleniyor. Bu kur faiz meselesi olumlu yönde gelişecek deniyor. Faizler düşecek deniyor. Bakın bu kur faiz meselesinin bizim tarihimizdeki en başarılı örneği Çiller zamanındadır. Çiller 94 yılında bu faiz kur ilişkisinden bir haber olduğu için, ki iktisat profesörüdür, faizleri indirdi, kıyamet koptu. 5 Nisan kararları sonucunda Türkiye'de nominal faiz %406'ya çıktı. Onun sonuçları 7-8 yıl sürdü. 2001'e geldiğimizde yine büyük bir kriz yaşadık. O zaman da koalisyonda yine ekonomi doktoroğlu Bahçeli vardı. Şimdi de koalisyonda var. O yüzden kriz emareleri deyince anlamanız için Bahçeli'ye bakmanız yeterli. O zaman da Türkiye'de gecelik overnight faizler %1800'leri, 2000'leri buldu. Dolayısıyla ne zaman siz bu ilişkiyi atlayıp buraya hamle yapsanız faizler coşuyor. Şimdi bunu Mehmet Şimşek bilmiyor mu? Biliyor. Ama gerçekleri söylemekten korkuyor. Bunu Naci Ağbal bilmiyor mu? Biliyor. Ama o faizleri düşürmek için sevgili Garapaylan'ın vermiş olduğu soru önergesine hala yanıt verebilmiş değil. Siz böyle gizli görüşmeler mi yapıyorsunuz? Faizleri düşürmek için birileriyle pazarlık mı yapıyorsunuz? Kuru aşağıya çekmek için hangi sözleri veriyorsunuz? Sorumuz hala askıda duruyor. SPK'ya da gerekli başvuru yapıldı. İktisat Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin bile halledebileceği bir meseleyi halledemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Tabii bu talanın etkileri tüm ülkeyi kaplıyor. Tarım alanını kaplıyor, esnafı kaplıyor. Bugünlerde örneğin mecliste bir yasa tasarısı komisyonda görüşülecek. Dere su işlerinin su ve su havzaları üzerindeki yaptırımları söz konusu. Bugün 14.487 meclis üyesi bulunan çiftçilerin sulama birlikleri artık dere su işlerinin yaptırım alanına geçiyor. Yani buralarda özelleştirilebilir, buralarda sanayi havzalarına dönüştürülebilir. Bu temiz su kaynakları bugün Ergene'de olduğu gibi kirletilebilir ve bir kanserojen vahaya dönüşebilir. Tıpkı şeker fabrikalarının satılma telaşı gibi. Şu ana kadar 4 tane şeker fabrikası satıldı. Bunu alan firmaların bazılarının firma olup olmadığı bile bilinmiyor.
şaibe had safhada. Bu ihale rakamlarına baktığımızda bu dört firmanın şeker fabrikalarının yıllık ekonomiye katkıları, yani bir yıllık ekonomiye katkılarıyla neredeyse aynı para. Yani bu fabrikaları satarak aslında bir yılda alan şirketin amorti edebileceğini söylüyorsunuz. Kaldı ki alan şirketler ne kadar şeker üretecekler, ne kadar tarım işine devam edecekler şüpheli. Çünkü alan firmaların içinde katı yakıt firmaları var. Şekerden katı yakıt üretmek demek aslında bir kimya sektörünü tarım arazilerinin ortasına kurmak demek. Evet, bütün bunlar olup biterken tabii ki ortada en çok konuşulan şey ittifaklar. Seçim odaklı bir görüşme trafiği var. Nasıl ittifak yapacağız? İttifaklar nasıl olacak? Cumhur İttifakı oldu. İşte bir kirli koalisyon karşımızda. Bunun hangi pazarlıklarla olduğunu çok net görüyoruz. Diğer taraftan ittifak konuşanlar bir de ilke sözcüğünü çok kullanıyorlar. Çok güzel. İlkeli olmak iyi bir şey. Fakat bu nedir? Bunun altını doldurmak lazım. Bu ilkeler meselesini açmak lazım. Hangi ilkelerde buluşacağız? İlkeler deyip geçip gidiyor herkes. Bu ilkelerin ne olduğunu artık konuşma zamanı. Demokrasi, demokrasi ilkeleri. Hangi demokrasi? Nasıl bir demokrasi? Bütün bu sorulara yanıt vermemiz gerekiyor. Bahsettiğiniz şey bu tek adam rejiminden önceki demokrasi ise, bakın bunu tekrardan düşünmemiz gerekiyor. Çünkü o parlamenter demokrasiye gönderme yaptığımızda şunu unutmamalıyız. O vesayetçi sistem kendisini ürete ürete bugün başımıza bu işler geldi. Eğer biz şimdi demokrasi ilkelerinden konuşacaksak, bu demokrasi ilkelerinin yeniden bu tür vakalara yol açmaması için çok iyi betimlenmesi, çok iyi üzerinde konuşulması lazım. Biz bunları söylediğimizde kimse bu muhabbete girmiyor. Çünkü biz bunları söylediğimizde yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasiden bahsediyoruz. Bahsediyoruz çünkü Akkuyu'da ne olacağına Akkuyular karar versin istediğimiz için parlamenter demokrasiyi yerel demokrasiyle güçlendirmek istiyoruz. Radikal demokrasiyle güçlendirmek istiyoruz. Bu olduğu zaman ancak demokrasi önümüzde bir daha bu sıkıntılara yol açmadan kendisini geliştirebilir. Bu olmadığı zaman ne oluyor? Olan şu. Bu ilkeler, ilkeler, ilkeler diyenler bir bakıyorsunuz bir yere geliyor. O milliyetçilik, o kabaran milliyetçilik duygusuna teslim oluyor. İlkelerin bir sınırı varmış demek ki. Kürt düşmanlığı söz konusu olduğunda bir bakıyorsunuz o ilkelerden eser kalmıyor. Kimse ağzına bu sözleri almıyor. Afrin söz konusu olduğunda ilkelerden eser kalmıyor. Bu yolsuzluklar söz konusu olduğunda, bu savaş ekonomisi söz konusu olduğunda ilkeler kalmıyor. Bu nasıl demokrasi olacak o zaman? Bu nasıl bir mücadele olacak? O zaman bu ilkeleri arayacağınız şey bu meclis salonları değil. Bu ilkeleri arayacağınız şey tam da önümüzdeki dönem bu demokrasiyi hayata geçirecek olan, bu mücadeleyi sırtlanmış olan topluluklardır, insanlardır, halklardır. Onların arasında ancak bu ilkeleri üretebilirsiniz. Üretmezseniz ne olacaktır? Bakın ben size söyleyeyim. Sokakta değil, fabrikada değil, tarlada değilseniz olacağınız yer meclis salonlarında hamasettir. Meclis salonlarında kayıkçı kavgasıdır. Şu üsluba bakın. Birbirlerine sürekli hakaret ediyorlar. Birbirlerini sürekli aşağılıyorlar. Ve aşağılarken de nefret suçu işleyerek aşağılıyorlar. Ama onlar hakaret ediyor. Benim arkadaşlarım hapis yatıyor. Bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl bir mantıktır? Birbirlerine ağza gelinmeyecek sözleri sırf seçim yatırımı olsun diye bu kadar rahat kullanabiliyorlar. Hayır. Bu ülkenin tüm haysiyetli yurttaşları, bu ülkenin vergi ödeyeni, bu ülkenin savaş karşıtları, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltenler aslında demokrasi ilkelerini de belirleyenlerdir. Bunu öğrenmenin yolu onların arasında olmaktır. Yoksa gizli pazarlıklarla bu iş olmaz. Olmayacağının çok önemli bir örneği var. Yarın bir duruşma var.
Sevgili Selahattin Demirtaş'ın duruşması. Biz herkesi bu duruşmaya davet ediyoruz. Çünkü orada sadece bir duruşma yok. Orada bu ilkeler konuşuluyor aslında. Demokrasi ilkeleri konuşuluyor aslında. O yüzden biz herkesi davet ediyoruz. Oraya gelin ve bu duruşmaları izleyin diye. Bunu izlemek yerine Sayın Kılıçdaroğlu suç mahalline geri dönüyor. Bizde fil hafızası var Sayın Kılıçdaroğlu. Bak size bir şey hatırlatayım. Diyorsunuz ki dokunulmazlıkla ilgili tavrın gerekçesini HDP'ye anlattık, kendi arkadaşlarımıza anlatamadık. Şimdi bunu neresinden düzeltelim? Çok zor. Biz nezaketimizi kaybetmek istemiyoruz. İçlerine düştükleri üslubun içine sürüklenmek istemiyoruz. O yüzden birkaç tane şey hatırlatacağım. Tarih 7 Mart 2016. Ortada dosya falan yok. Kılıçdaroğlu diyor ki ben dahil bütün dokunulmazlık dosyalarını meclise getir. 7 Mart. 12 Nisan'da AKP getiriyor. Yeşil ışığı yaktınız. Tabii getirecek. Biz iktidar olduğumuzda da böyle bir muhalefetin bize nasip olmasını gerçekten istiyorum. Bir gün sonra 13 Nisan'da daha komisyona yeni gelmiş, üzerinde hiçbir şey, komisyona bile gelmemiş. Yine Kılıçdaroğlu televizyon programında anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz diyor. Şimdi dönüyor bize diyor ki biz HDP'lileri anlattık. Biz böyle bir şey demedik. Biz böyle bir şey ikna olmadık. Tam tersine biz size çok şey anlattık. Ama siz o sırada bizi dinlemek yerine başka şeyleri dinliyordunuz. Şimdi bunun günahını böyle çıkartamazsınız. Bunun günahını çıkartmanız için size anlatacaklarımızı bir kez daha iyi dinlemeniz lazım. Biz size o tarihte dedik ki dokunulmazlık düzenlemesi sadece dokunulmazlıkların geçici olarak kaldırılması değildir. Tek adam rejimini kurmak için yapılmaktadır. Muhalefeti sindirmek için yapılmaktadır. Siz bunları dinleyeceğinize gittiniz, dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dediniz. Orada da durmadınız, Anayasa Mahkemesi'ne de götürmediniz. Şimdi kalkıp diyorsunuz ki HDP'lileri anlattık, arkadaşlarımıza anlatamadık. Bence herkes anladı, bir tek siz anlamadınız Sayın Kılıçdaroğlu. Ama hala bir şansınız var. Edirne'ye gidebilirsiniz. Selahattin Demirtaş size tane tane bunu anlatır. Giderken Kandıra'ya uğramayı da unutmayın. Evet, yarınki duruşma bu açıdan büyük önem taşıyor. Çünkü bu duruşma salonuna girdiğinizde başka bir şeyi daha görüyorsunuz. Orada hazırlanan fezlekeleri FETÖ davasından yargılanan savcılar hazırlamış. Bu ülkede olağanüstü hali her 3 ayda bir uzatan AKP iktidarı her seferinde FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini söylüyor. Kendi bakanları açıklama yapıyor, diyor ki FETÖ ile mücadele tamamdır. Ama AKP iktidarı FETÖ'yü bahane ederek olağanüstü hali uzatmaya devam ediyor. Şimdi bir kez daha uzatacaklarını söylediler. FETÖ ile mücadele falan ettikleri yok. Mahkeme salonlarıyla FETÖ ile ittifaklarını sürdürüyorlar. Bunun örneği yarın Sincan'da, bunun örneği 16 Nisan'da Silivri'de. Oraya gelip gördüğünüzde bu ittifakı da göreceksiniz. Anayasaya aykırı, anayasanın 83. maddesine alenen aykırı bir yargılama sürüyor. İşte Anayasa Mahkemesi'ne götürmediğiniz için bu yargılama sürüyor. Ve hiçbir yargıç da bu cesareti gösterip bu davaları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyamadığı için anayasaya aykırı yargılamalar sürüyor. İşte biraz önce grup toplantımız başlarken sevgili Burcu Çelik arkadaşımızın aldığı cezanın nedeni de aslında budur. Bu yargının düştüğü, içine düştüğü bu çıkmazdır. Evet, yargıçlar cesaret edip götüremiyor. Ana Muhalefet Partisi götüremiyor. Anayasa Mahkemesi ilgilenmiyor. Aslında OHAL rejimi
her yerde kendisini yeniden var ediyor. OHAL rejimi faşizmin kurumsallaşmasının değişmez bir koşulu olduğu için yeniden önümüze getiriliyor ve gündemde tutuluyor. Buna karşı biraz önce söyledim. Buna karşı mücadelemizi yükselteceğiz. Buna karşı alanlarda olacağız. Buna karşı emekçiler, tüm Türkiye halkları, kadınlar, işçiler, köylüler, çiftçiler yan yana gelecek. Emek demokrasi güçleri yan yana gelecek. Savaş karşıtları alanlarda buluşacak. Bu mücadeleyle, demokrasi mücadelesiyle bu yol açılabilir. İşte bu yolu açtığınız zaman seçim mevzusuna da girersiniz, ittifak meselesine de girersiniz. Ama bu yolu açmadan gireceğiniz tüm muhabbetler aslında çıkar ilişkileridir, aslında kirli pazarlıklardır. Bunu bildiğimiz için Nevroz alanlarında bu gücümüzü gösterdik. Şimdi 1 Mayıs alanlarında da bu gücümüzü göstereceğiz. Sevgili arkadaşlarım, değerli konuklar, grup toplantımıza katıldınız. Yine her zamanki gibi güç kattınız. Şimdi bu gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun.